Herkese merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte ürün varyasyonlarını oluşturma ve yönetme konusunda büyük kolaylıklar sağlayan Options Modeler modülü ile ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Ajandamızı inceleyecek olursak, öncelikle ürün hakkında bir bilgilendirme gerçekleştireceğim. Çözüm kabiliyetleri, süreçler, fırsatlar ve kattığı değerlerle sunumu tamamlayacağım. Daha sonra da canlı olarak uygulama demosuna geçeceğiz. Options modülü nedir? Değiştirilebilir modül varyantlarını kullanarak ürün varyasyonlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir araçtır. Neden ihtiyaç duyulur? Yani tasarımı yaptınız, bitirdiniz. Fakat yaptığınız haliyle değil de farklı varyasyonlarıyla müşterilerden talepler gelebilir. Bu taleplere cevap vermek için özel araçlara gerek duyulur. İşte müşteriler stil, özellik gibi farklı taleplerde bulunabilirler. Bunları geleneksel yöntemlerle yapmak mümkün mü? Evet, yapmak mümkün fakat biraz zordur. Bu yöntemler arasında neler yer alıyor diyecek olursak da işte simprepler kullanılabilir. Yani sadeleştirilmiş görünüşler. Interchange assembly'ler tanımlanabilir. Family table araçları kullanılabilir. Ama bunlar belli aşamalarda bu varyasyonlarda fayda sağlamaktadır. Ayrıca modüler yapılar ve standart parçaların kullanılmasında elde olmayan yeteneklerden dolayı bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama bu çözüm onun da üstesinden geliyor. Standart parçaları ve modüler yapıları çok daha rahat yönetebiliyorsunuz. Sadece varyasyonu oluşturmak yeterli değil. Bunun bir de doğruluğunu, yani istenilen kinematik yapısı varsa onu sağlıyor mu veya dayanımını sağlıyor mu? Bunları da test etmek gerekmekte. Peki bu araç nasıl bu süreçleri kolaylaştırıyor? Bu aracın içerisindeki özel yeteneklerle bu işlemler gerçekleştirilebiliyor. Nedir bunlar? Modül varyasyonları tanımlanabiliyor. Ürün varyasyonları tanımlanıyor. Seçim ve seçenekler için tanımlamalar yapılabiliyor. Ve ürün yapılandırma tanımlamaları gerçekleştirilebiliyor. Ve bunlar için de özel araçlar var. Bu saymış olduğum işlemleri gerçekleştirmek için. Modül varyasyonları nelerdir? Şimdi birbiri yerine kullanılması gereken komponentler olabilir. Bu komponentlerin bir tanesi parça, tek bir parçayken diğeri montaj olabilir. Veya birisi Creo'da tasarlanmışken diğeri bir yerden import edilmiş unsur yapıları olmayan yapılar olabilir. Bunların birbiri yerine kullanılması için gerekli tanımlamaların yapıldığı yer, modül varyasyon tanımlama aracının olduğu yerdir. İçerisinde referans pairing aracıyla ihtiyaç duyulan referanslar tanımlanır. Bu sayede komponentler birbirinin yerine rahatlıkla geçiş sağlayabilir ve kullanılabilir. Bu işlemler sıfırdan oluşturulabilir. Interchange assembly'leriniz varsa onları bu modül varyasyonlarına dönüştürebilirsiniz. Ürün varyasyonlarının içerisinde de bunu oluşturma için özel araçlar var.
veya direkt montajlarınızı modül varyasyonlarına dönüştürebilirsiniz. Ürün varyasyonları ise modüler yapıların içerisinde yer aldığı ve seçimlere göre oluşan nihai araçlarımızdır. Bunların içerisinde standart parça ve montajlar kullanılabilir, modül varyasyonları veya farklı ürün varyasyonları da bunun içerisine dahil edilebilir. Sıfırdan ürün varyasyonları oluşturabileceğiniz gibi var olan mevcut bir montajınızı da rahatlıkla bir ürün varyasyonuna dönüştürebilirsiniz. Montaj sırasında dikkat etmeniz gereken şey ise modül içerisinde tanımlanan referanslar varyasyon, ürün varyasyonu içerisinde konumlandırılırken sadece o referanslar kullanılabilir. Ürün varyasyonumuzu oluşturduk. Daha sonra içerisine modül veya alt ürünleri dahil ettik. Bunların kullanımı sırasında bazı seçenekler ve seçimlerimizin olması gerekiyor. Bu da kendi içerisinde özel bir araçla kolaylıkla sağlanıyor. İşte çift klikleyerek seçenekleri, daha sonra o seçeneklerin altındaki kısımları da yine çift klikleyerek hızlı ve pratik bir şekilde oluşturduktan sonra bu seçimlerle hangi komponentlerin geleceğini veya gelmeyeceğini seçimlerle gerçekleştirebiliyoruz. 3 pratik adımda bu işlem gerçekleştiriliyor. Bunların hepsini uygulamalı olarak göstereceğiz. Her şeyimizi tamamladık. Seçimlerimiz de belli. Seçimlerimize göre artık varyasyonlarımızın yani ürünlerimizin, ürün varyasyonlarımızın oluşturulması adımına geliyoruz. Burada da Variant Builder aracımız geliyor. Burada seçimlerimizi yapıyoruz. Seçimlerimize göre buradan gelmesi istenen komponentler belirleniyor. İster burada bir ön izleme yapabiliyoruz, istersek bunları direkt dönüştürebiliyoruz bu araç sayesinde. Bu araç ürün varyasyonlarını hızlı bir şekilde oluşturup yönetmenizi sağladığı için süreçleriniz kısalacak. Dolayısıyla da pazara çıkış süreniz daha kısalmış olacak. Ürün geliştirme maliyetleriniz daha azalacak. Çünkü tekrar tekrar kullanılan ürünler veya standart parçalar veya modüler yapılar daha etkin olarak kullanılmış olacak. Ürününüz nihai ürün şeklinde elde ettiğiniz için bunların doğrulamalarını daha kolay yapabilme imkanına sahip olacaksınız. Rekabetçi pazar şartlarında özelleştirilmiş ürünleri etkin ve verimli kullanmanız sayesinde de müşteriler tarafında olumlu sonuçlar oluşturacaktır. Options Modeler'ın iki farklı paketi bulunmakta. Bir tanesi Creo ile birlikte çalışan. Creo Options Modeler standart olarak adlandırılıyor. Diğeri ise de hem Creo hem de Winch ile entegre olarak çalışabilen Creo Options Modeler Enterprise diye geçiyor. Eğer işiniz Creo tarafındaysa, Creo parametrikte yapılandırılabilir ürünler oluşturmak ve onlarla çalışmak istiyorsanız Options Modeler standardı tercih etmenizi öneririm. Fakat daha karmaşık yapılar veya Winch ile entegre bir şekilde çalışma ihtiyacı varsa o durumda Options Modeler Enterprise tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Burada konfigürasyon mantığının karmaşıklığı da bizim için bir referans. Ne kadar karmaşık bir yapı varsa o zaman Enterprise tarafına yönelmemiz gerekiyor. Daha az karmaşık yapılarda ise standart yapıyı tercih edebiliriz. Demoya geçeceğim. Demoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. informatikplm.com bizim web adresimiz. Buradan güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yapmış olduğumuz ve yapacak olacağımız etkinliklere LinkedIn'den ulaşabilir, oradan kayıt olabilir ve katılımları sağlayabilirsiniz. Yapmış olduğumuz etkinlikleri tekrar izlemek istiyorsanız da YouTube'dan Informatik Innovation kanalından izleyebilirsiniz. LinkedIn'de de Informatik Innovation Bilişim AŞ olarak hesabımız bulunmakta. Buralara abone olarak güncel bilgilerden faydalanabilirsiniz. Şimdi demo kısmına geçeceğim. Demo kısmına geçmeden önce buraya kadar olan kısımla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Ben de cevaplamak isterim bu arada. Sanırım soru yok. Standartta oluşturduğunuz yapıları check-in yaparak Winch'e atabiliyorsunuz. Orada oluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Enterprise'da ise Winch ile oluşturmuş olduğunuz konfigürasyonları buraya çağırarak çift taraflı çalışma imkanına sahip oluyorsunuz. Yani bazı müşterilerimiz var. Standardı kullanarak da yine Winch ile çalışmalarını devam ettiriyorlar. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan? Evet, devam ediyorum o zaman. Yine demonun sonrasında sorularınız olursa onları cevaplamak isterim. Şimdi burada bir montajımız var. Montajımızın komponentleri var. Bu komponentleri kullanarak sıfırdan bir ürün varyasyonu oluşturacağım. New diyoruz. New dedikten sonra bir montaj seçiyoruz. Montajımıza isim veriyoruz burada. Wise alt-tire product'ın prosu diyorum. Bu bir product olacak diyorum. Varyasyonel bir product olacak. Site type kısmında şu an design seçili. Bunun modüler bir ürün olması için configurable product'ı işaretliyorum. Seçeneklerden subtype kısmından configurable product'ı işaretliyoruz. Okay dediğimizde şu an configurable product'ımız karşımıza gelmiş oluyor. Ribbon menüye baktığımızda burada farklı araçların da yer aldığını görüyoruz. Burada Essentials'lar, Transfer to Module, Variant Builder gibi farklı araçlarımız var. Burası Configuration kısmı. Model ağacına baktığımızda ise normal montajdan farklı olarak ikonunun şu şekilde olduğunu görebilirsiniz. Şimdi product'ımızı inşa etmeye başlayacağız. Değişmeyen temel yapıdaki komponentlerimizi normal montaja çağırır gibi rahatlıkla çağırabiliriz. Bunun için Assembly'ye klikliyorum. Buradan parçalarımızı seçebiliriz. Şu şekilde ön izlemeyi yapabileceğimizi kullanıcılarımız biliyor. Preview'yu açıp kapatabiliriz.
View kısmından thumbnail'la küçük resimler şeklinde de görmek mümkün. İhtiyaca uygun olacak şekilde buradan seçimleri yapabiliriz. Ben burada şimdi base plate parity'yi seçiyorum. Çift klikledim. Ekrana geldi. Buradan default'u seçiyorum. Parçanın koordinat sistemiyle montajın koordinat sistemini üst üste çakıştırdım. İlk parçamı çağırmış oldum. Datumlarımı kapatıyorum buradan. Sonra diğer parçamı çağırıyorum. Sabit Java parçamı ister çift klikleyerek ister open diyerek açabiliriz. Şu yüzeye coincident olacak gördüğünüz gibi. Şu yüzey de şu yüzeye coincident olacak. Ve buradaki yüzey de şu yüzeye coincident olacak. Bildiğiniz normal montaj mantığıyla ilerliyorum. Zaten ikonları da normal parça olarak karşımıza geliyor burada. Assembly'ye klikliyorum. Ön taraftaki bloğumu heat block onu çağırıyorum. Onun da montajını gerçekleştiriyorum. Şu yüzeyle coincident olacak. Şu yüzeyle coincident olacak. Bu yüzeyimle coincident olacak diyorum. Şimdi buradaki parçamı da tamamladım. Şuradaki minlerimi çağıracağım. Rot parity'yi çağırıyorum. Şu yüzey gelsin şu yüzeyle şuradaki yüzeyde şuradaki yüzeyle coincident olsun dedik. Okey dedik. Var olan parçamı seçip Ctrl C, Ctrl V diyerek sadece referanslarını seçerek diğer montajımın da yapılmasını hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriyorum. Daha sonra burada aradaki parçamı çağıracağım ama o bir modüler yapıya sahip olacak. Modüler altyapıya sahip olacak. Bunun için öncelikle new diyorum, assembly diyorum, modüler configurable modülü seçiyorum. İsmi bunun Java mod olsun. Java alt tire mod. Daha sonra add modül variant diyerek buradan Java slide standart parçamı çağırıyorum. Bu birinci parçam olacak. Daha sonra bunun yerine kullanılacak diğer komponentleri çağırıyorum. Java Slide Curve ve Java Slide Tall parçalarını çağırdım. Şuradan View Normal diyerek şöyle yandan bakıyorum. Bu Explode olarak yerleştirilmiş durumda. İstediğim zaman bunların pozisyonlarını kaydırabilirim. Şekilde istediğiniz yüzeye de düz bakabilirsiniz ve edit position'ları da istediğiniz yere taşımasını yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun referanslarını vereceğim. Bunun kullandığı referansları bunlarda da adresleyeceğim. Birbirinin yerine replace işlemini kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirecek. Bunun için ref pairing table'ı seçiyorum. Eğer burada şeyiniz yoksa, bir montajınız yoksa buradan parçanızı seçip daha sonra da bunlara yap diyebilirsiniz, tanımla diyebilirsiniz. Artıya tıklayarak da buraya referansları manuel olarak ekleyebilirsiniz. Ama bunun kullanıldığı bir montajınız varsa o montaj size doğru referansları almanızı sağlayacak. Şimdi aktif komponentim bu. Bunun montajlı olduğu referansım Vice ASM. Diğerleri bunlar. Daha sonra Create Requires tag'i seçiyorum. İhtiyaç duyduğu tagleri bana getir dedim. Şu şekilde bakın. Şuradaki yüzey,
Kontrole basılı tutarak karşılığını seçiyorum. Sağ tuşa basacak yapıp istediğim referansı seçip daha sonra kontrolle de onların seçimini yapıyorum. Şuradaki tabana ihtiyaç varmış. Son olarak da şu yüzeyler. Kontrole basılı tutarak seçtim. Artık bunlar birbirinin yerine geçerken hangi referansları kullanacağını doğru bir şekilde biliyor. Bunu montajıma çağıracağım. Assembly'ye klikliyorum. Incision'dan Java modu seçiyorum. Montajlamamı gerçekleştiriyorum. Dikkat ederseniz seçebileceğim referanslar neler? Modüler yapıyı tanımlarken seçmiş olduğum referanslar. Onları kullanarak tanımlamalarımı yapıyorum. Bakın buraya modüler varyant yapım geldi. Bunlar altında da alternatif yapılarım var. Yine araya standart bir parçam gelecek. SM ne diyorum? Lit script paletini seçiyorum. Bunu kullanacağım. Burayı montaj yaparken tanjant aldı. Onu silelim, tekrardan tanımlayalım. Evet, constant olarak aldı. Şuradaki yüzeyle de şu yüzeyi eşleştirdim. Daha sonra buraya handle'ı tanımlayacağım ama handle'ımın da kendi içerisinde bir modüler yapısı olacak. Varyasyonel bir modül tanımlayacağım. Tekrardan new diyorum. SM'li diyorum. Configurable modüle geliyorum. Buraya da handle alt tire mod diyorum. Buraya çağırıyorum. Bakın bu sefer bir montajım var. Şu handle asm. Bir tane handle peretem var. Bir tane de new diyorum. Buna da boş diyorum. Boş bir parça. Moda bunu da çağırıyorum. Boş parçayı. Şöyle edit position diyelim. Şuradan bakalım. Okay. Şimdi handle 2 PRT'm var, handle PRT'm var ve boş PRT'm var. Burada yine ref pairing table'a geliyorum. Aktif hangisi olacak? Bu aktif olacak diyorum. Hangi montaj? Vice ASM'de ki referanslarını kullanacağım diyorum. Hangisinde olacak? Bunda ve pardon. Şuradan Vice ASM'yi seçtikten sonra buraya klikledikten sonra buna tanımlayacağım diyorum. Şimdi burada bir yüzey varmış. Bunun karşılığı şurası olsun diyorum.
kontrole basılarak, diğerinde bu şekilde kalabilir. Daha sonra şuradaki düzlemi karşılığını vereceğim. Oradaki düzlemin karşılığı da buradaki datum olacak diyorum. Okey diyorum. Tanımlamaları yaptım. Boş parçada referanslarım yok. İsterseniz onları tanımlayabilir, onların da kullanımını sağlayabilirsiniz. Şu anda boş olduğu için ekstra bir tanımlama yapmadım. Zaten onu da exclude edeceğim. Gelmeyecek. Şimdi montajımıza geri geliyoruz. Ve assembly deyip buradan handle mode ASM'yi çağırıyoruz. Şu yüze şuraya düzlemleri açıyoruz. Şuradaki şu DTM1'e constant olacak şekilde tanımlamamızı yapıyoruz. Şimdi burada tanımlamamızı yaptık. İşlemlerimizi gerçekleştirdik. Bunu kaydedebiliriz. Kaydettiğimizde her şeyle birlikte kaydedilmiş oldu. Burada Java modumuz var ve handle modumuz var. Birbirlerinin yerine kullanılacak komponentler belli. Şimdi EssentialsLarla devam edeceğiz. EssentialsLarda geliyoruz. Seçenekleri eklemek için buradaki kalem ikonuna klikliyoruz. Daha sonra şu şekilde satırlar geliyor. Buraya çift klikliyoruz. Buraya Java diyorum. Java alt-tire seçenekleri. Daha sonra alt kısma handle seçenekleri diyorum. Şimdi Java seçeneklerine geliyorum. Çift klikleyerek alt tarafa. Şurada Java'larım nelermiş? Slide var, standart var, curl var, tool var. Standart curl tool. Bunları tanımladık. Daha sonra handle seçeneklerine geliyorum. Çift klikliyorum. Burada bir ASM, PRT ve boş var. Buraya ASM diyorum. Buraya çift klikliyorum. PRT diyorum. Buraya çift klikliyorum. Boş diyorum. Veya yok diyorum. Handle yok. Burada seçeneklerimizi ve seçimlerimizi tanımlamış olduk. Okey diyoruz. Şimdi bunların karşılıklarını vereceğiz. Standart seçildiğinde seçimim için şu alana klikliyorum. Standart gelsin diyorum. Sonra buna yeşil tiki koyuyorum. Sonra buraya klikliyorum. Kör diyorum. Körde şuradaki yeşil tiki koyuyorum. Sonra buraya klikliyorum. Tol diyorum. Ve tolda da buradaki yeşil seçeneğimizi işaretliyoruz. Daha sonra handle tarafına geliyoruz. Handle'ı seçiyorum. ASM'de bu handle ASM gelecek. Handle PRT'de buradaki PRT gelecek. Boş seçiminde ise bunlar gelmeyecek diyorum.
kaydetmediğimiz için gitti. Hızlıca tekrar yapacağım. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet, tamam, doğru. Yapmış. Artık seçeneklerimiz de hazır durumda. Variant Builder'a geliyoruz. Şuradan kontrollerimizi yapalım. Mesela PRT seçtiğimde şu Handle PRT'yi alıyor. Curve seçtiğimde buradaki Curve'ı alıyor. Update Presentation diyorum. Şekilde getiriyor. Variant Builder'a tekrar geliyorum. SMD'yi seçiyorum. Tolu seçiyorum. Update Presentation diyorum. Güncelliyor. Variant Builder diyelim. Şurada yoku işaretliyorum. Standardı seçiyorum. Update Presentation diyorum. Evet, bu da yok olarak geliyor. Buradan patlatılmış görünüşleri görebiliriz. Tekrar Master Rep'e dönebilirim. Bütün komponentler gelecek şekilde. Bir tane teknik resim oluşturacağım şimdi. Teknik resimde bu ana yapının teknik resmi olacak ve ana yapının son halini oluşturduğumda teknik resim de otomatik olarak oluşmuş olacak. Bunun için dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, bir config ayarımız var. O File Options'tan Options'a geliyoruz. Configuration Editor'a geliyoruz. Ve burada kayıtla ilgili konfiğimiz var. Rename Drawings with Object. Rename Drawing with Object'i boot olarak seçiyoruz. Buradaki seçeneklerden boot olarak seçiyoruz. Yani teknik resmi obje ile birlikte kaydediyoruz. Export Configuration deyip config pro dosyasına kaydediyorsunuz. OK diyorsunuz. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Rename Drawing with Object'i işaretlememiz gerekiyor. Bunu işaretledikten sonra teknik resmimizi oluşturuyoruz. Aynı isimle oluşsun diyoruz. Şu an ben boş olarak oluşturacağım. Antetsiz olarak oluşturacağım. General View'e klikliyorum. Burada front'tan bakalım. Scale'i 1 olacak. Okey diyorum. Şunu seçiyorum ve buraya projection view'ini yerleştiriyorum. Buraya scale'ini yine 1 yapalım. Okey diyelim. Buradan table, bone table alalım mesela şuraya, bone table, create bones by view deyip bunları da oluşturalım gibi. Aynı isimle aynı klasörün içerisinde kaydediyoruz. Config ayarımızı da rename'i boot olarak yap diyoruz. Bu da tamamdır. Aynı klasöre kaydettik bunu da. Aynı isimle. Bunu kapatıyoruz artık. Şimdi Variant Builder'dan
ürün varyasyonumuzu oluşturacağız. Ve ürün varyasyonumuzu oluşturduktan sonra teknik resmi nasıl oluşmuş ona bakacağız. Variant Builder'a geliyorum. Şurada PRTM olsun diyorum. Tall olsun diyorum. Bu arada mesela bu seçimimi kaydetmek istiyorsam şuraya New Variant Spec diyorum. Yes diyoruz. Şimdi buradan mesela PRT olacak, Tall olacak. Buna 01 diyorum. Enter'a basıyorum. Save Variant Spec diyorum. Sonra New Variant Spec diyorum. ASM olacak, standart olacak. Bunun ismini de 02 diyorum. Buradan da Save Variant Spec ASM diyorum. Bakın Spec 1 bu, Spec 2 bu şeklinde kayıtlarımızı yapabiliyoruz. Şimdi referans burada gözüküyor ama update ettiğinde o kendini güncelleyecek. Yerine gelecek yani. Şimdi buradan speklerimi kaydediyorum. Daha sonra istersen bunları kullanabiliyorum. Şimdi create product variant diyorum. Bunun iç ismine de Creo Pro PRT diyorum. PRT'yi kullanacağı için. PRT alt tool diyelim mesela. Okey diyorum. Bakın PRT geldi, Tol geldi. Bunu kaydet diyorum. Okey diyorum. Şimdi Working Directory'ime gidiyorum. Bakın buraya Pro Tol bunun teknik resimde oluşmuş oldu. Review'den Update Sheet diyorum. Ve Update Table diyorum. Şimdi bir de olmayan halini oluşturalım. Builder diyelim. Yok diyelim. Curve olsun. Create product variant diyorum. Yes diyorum. İsmi sadece curve olsun mesela. KRV diyelim. Okey diyorum. Boş PRT geldi. Bunu silelim. Onu gelme diye işaretlememiz lazım. Bunu kaydet diyorum. Okey diyorum. Daha sonra Working Directory'ye gidiyorum. Oluşturmuş olduğumuz teknik resim burada. Bakın adeti değişti. Review'den Update Sheet diyorum. Bu şekilde güncelliyoruz. Şurada fazlalıkları falan silmek gerekebiliyor bazen veya yeniden bir şey vermek faydalı olacaktır. Create Balance by View deyip buradan bu şekilde göstermek daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde de teknik resimlerimizde minimum müdahale ile değişikliklerimizi yapabiliyoruz. Bu sıfırdan oluşturmaydı. Şimdi var olan montajlarımızı nasıl varyasyonel yapıya dönüştüreceğiz? Onu göreceğiz. Bunları kapatıyorum. Siliyorum.
Çalışma klasörümü şimdi Wise ASM diye bir ASM'm var. Gördüğünüz gibi bu bir montaj. Ama nasıl bir montaj? Normal bildiğimiz design assembly olarak geçiyor. Design montajımız. Şimdi bunu bir varyasyonel product'a dönüştüreceğim. File'dan save as. Bakın buradan isterseniz product, isterseniz modüle dönüştürebiliyorsunuz. Ben bunu product'a dönüştüreceğim. İsmi Wise alt tere Pro olsun. Wise Pro alt tere 01 olsun. Okey dedim. Aynı kalsın. Save ve copy and open diyorum. Kaydetti ve açtı. Şu an bakın product'a dönmüş oldu. Daha sonra burada handle ve jav'larım var. Bunları şuradaki jav slide'la handle'ımı birer modüle dönüştürmem gerekiyor. Bakın şurada transfer to modül var. Slide seçili. Şunu kapatabilirim. Buradan yeni oluştur diyorum. Jav alt tire mod alt tire 01 diyorum. Modüler yapıya dönüştür diyorum. Okey dedim. Bakın bu modüler yapıya döndü. İkonundan da anlayabilirsiniz. Daha sonra handle seçiyorum. Transfer to okey diyorum. Buna da handle hnd diyelim. Alt tire mod alt tire 01 diyorum. Okey dedim. Bakın bu da handle'da modüle dönmüş oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bunu open diyelim. Neydi? Aynı şekilde buraya ekleyeceğim şimdi. Jav standart bu. Curve ve tool'u da çağırdım. Ref pairing table zaten biliyor yerlerini. Ben şimdi sadece karşılıklarını vereceğim. Kontrolle. Artık eksiksiz olarak tanıyor. Ona gerek yok. Kullandık. Şimdi handle'ımızı yapacağız. Buradan handle 2 ASM'yi çağıralım. Boş PRT'mizi kapatmışız. New diyelim, boş diyelim. Boş 0 bir diyelim. Buraya da add mod variant boş 0 biri çağıralım. Sonra ref pairing table diyelim. Bunun karşılığı burası. Ve bunun karşılığı da burası. Okey diyelim. Bu şekilde tanımlamayı yapmış olduk. Buradan bakın artık devam edebiliriz. Essentials'lar edit diyoruz. Çift klikle Jav diyelim buna mesela.
Handle diyelim. Standart. Pure tall diyelim mesela. ASM PRT NPT. Şimdi standardı bunu tanımladık. Standardı seçelim. Şuradan standart bu gelecek. Buradan bu gelecek. Buradan şu gelecek. Buradan PRT seçildiğinde bu gelecek. Buradan bu seçildiğinde SMD gelecek. Buradan da bu seçildiğinde hepsi geçen sefer burayı işaretlemeyi unutmuştuk. O yüzden geldi. Bunu işaretlemeyi unutmuyoruz. Bunu işaretleyip okey diyoruz. Şimdi variant builder'a gidelim. Şuradan empty olsun, standart olsun. Create product variant diyelim. Bakın düzgün bir şekilde gelmesini sağlamış olduk. Ne yaptık? Var olan bir montajımızı modüler product'a dönüştürdük. Sonra da altındaki ürünlerimizi modüler varyasyonel modüllere dönüştürdük. Önce varyasyonel product'lar, daha sonra varyasyonel modüllerle devam ettik. Evet. Sunumumuzu da demo kısmını da burada tamamlamış oluyoruz. Sorusu olan varsa cevaplamak isterim.